Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım. Selamlar, merhabalar. Evet, 80 günde ait matematik kampına Selim hocanızla beraber gümbür 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 devam ediyorsunuz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Hadi bir yazın. Bir yazın bakalım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Motivasyonunuz yerinde mi? Yüksek mi? Arkadaşlar bak ayet matematiğin bir konusunu bitirdiniz. İkinci dereceden de, şey polinomları bitirdiniz. İkinci dereceden denklemler de kısacık bir konu. 11 tane konumuz var böyle. Güle oynaya bitireceğiz. Yeter ki sen motivasyonu düşürme. Yeter ki sen çalışmalarına güzelce odaklan. Yeter ki Selim Hoca'nın sana verdiği ödevleri güzelce yap. Sen yeter ki bu konuyu öğrendim ben. Artık bu konudan soru kaçırmam diyene kadar soru çöz. Bak ne dedik? Polinomlar haftası yapıyoruz dedik. İkinci dereceden denklemler haftası yapıyoruz dedik. Ha trigonometriye, trigonometriye geldiğimiz zaman iki haftada, üç haftada bitireceğiz belki uzun konular ama sen yeter ki her konuya şöyle odaklanıp ya bu hafta ben ikinci dereceden denklemleri bitireceğim diye kafaya koy. Elindeki soru bankalarından yeterince soru çöz. Güle oynaya, güle oynaya. tam matematikte ben seni en tepeye çıkaracağım. Söz verdik ya. Söz verdik, söz verdik. Sen de söz verdin. Ben de söz verdim. Sözünü tut. Bak ben tutuyorum sözümü. Deli gibi videolar çekiyorum. Bugün 8-10 tane video çekeceğim. Aa, bak gözlerimize gözlük takıyoruz. Niye? Gözlerimize değil. Gözlük takıyoruz. Niye? Çünkü ışıklar, şeyler, bir sürü bizi engelleyen şey var. Ama o engellere karşı ayakta durmaya, güçlü olmaya devam ediyoruz. Neden? Çünkü sana bir söz verdik. O sözü tutacağız. Ayette matematikte full yapacağız oğlum. Full 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 full. Hadi motivasyonu yükselt. Yüzler gülsün. Enerji yüksek olsun. Beşinci günümüze bir başlayalım bakalım ne varmış. Şimdi Gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya, gel buraya. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? İkinci dereceden denklemlerin bugün beşinci ve altıncı videoları gelecek. Hemen güzelce izleyeceksin. Videolarımız kısacık kısacık. Hiç böyle enerjini düşürecek şeyler biliyor. yok. Kısacık kısacık hemen videoyu izleyeceksin. Çat ödevini yapacaksın. Gel bakalım beşinci, altıncı, ikinci dereceden denklemler videolarını izlediğinde hemen altın kitabımızın içerisindeki neyi çözeceksin? Altın kitap bak burada. Miray Yayınları Ayeti Soru Bankası Selim Hoca'nın göz bebeğinden test 3'ü hemen gül oynaya çözeceksin. O zaman vakit kaybetme. Vakit kaybetme çok önemli şeyler anlatacak Selim Hocam burada şimdi sana. Hemen başlıyoruz. Gel bakalım. Denkleminin köklerin çarpımı kaçtır? Hmm, şimdi burada bazı trikler var bak şimdi 43. soruyla 44. soru birbirlerine çok benziyor. İki soruyu da bir oku bakalım. Burada diyor ki denkleminin kökler çarpımı kaçtır diyor. Burada diyor ki denkleminin gerçek kökleri toplamı kaçtır. Aradaki fark ne? Birinde gerçek diyor, birinde sadece kökler diyor. Hmm, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Eğer sorunun içerisinde sana gerçek kökler diyorsa verilen denklemin kökleri gerçek mi değil mi diye bakacaksın. Yani del inceleyeceksin. Ama sadece kökler toplamı diye soruyorsa işim çok kolay. Gel bakalım nasıl çözeceğiz. Şimdi burada dördüncü dereceden bir denklem var. Bak ikinci dereceden burada, ikinci dereceden burada çarpınca dördüncü dereceden olur. Hocam nasıl çözeceğiz? Hiç korkma. Sana kökler çarpımları soruyorsa bak birinci denklemin kökler çarpımlarını alırım. İkinci denklemin kökler çarpımlarını alırım. Sonra dört tane köküm olmuş olur. O dört kökün hepsini çarparım. Hadi gel bakalım. Şimdi önce bunun köklerine x1 ve x2 diyelim. Hadi başlayalım x1 çarpı x2'yi bulalım. C bölü a'ydı değil mi formülüm? C'sine bunun eksi 2. A'sına X karenin katsayısı olan 1. Buldum bunların kökler çarpımları eksi ikiymiş. Şimdi buradaki denkleme bakıyorum. Bu da ikinci dereceden bir denklem. Bizim kalıbımız ax kare artı bx artı c eşittir sıfırdı. B sıfır olmuş sıkıntı yaratır mı? Yaratmaz. Bunun köklerine de x3 ile x4 diyelim. Bunun kökler çarpımları x3 çarpı x4. C bölü a bak c'si eksi 9 a'sı 1. Eksi 9 bölü 1 yaptı. O zaman bunun kökler çarpımları da eksi 9. E bu soru bütün kökler çarpımlarını istiyor benden. X1, X2, X3 ve X4'ü çarp diyor. E bunların çarpımlarının eksi 2 olduğunu biliyorum. Çarpı bunların çarpımlarının eksi 9 olduğunu biliyorum. Bütün kökler çarpımlarım ne eşit oldu? 18'e. Hocam kökleri bulmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Hocam delta'ya bakmam gerekiyor mu? Hayır gerekmiyor. Sadece kökler çarpımları demiş. Karmaşık veya reel veya gerçel fark etmiyor. Kökler çarpımlarını buldum bitirdim. Bakın. Mesela bunun köklerini de bulabilirdik. Bunun kökleri eksi 3 ve 3. Ama bunun köklerini bulabilmek için delta kök bulma formülünü yapacaktık. Niye uğraşıyoruz ki? Bize kökler çarpımlarını sormuş. Güzelce bulduk işimizi bitirdik. Şimdi 44. soruyu nasıl çözeceğiz? Şimdi burada ikinci dereceden bir denklem var. Bunun x1 ve x2 gibi iki kökü vardır. Bunun da x3 ve x4 gibi iki kökü vardır. Gerçel veya değil. Ama soruda diyor ki gerçel kökleri toplamını istiyor. Şimdi bu gerçel kökü kelimesi olmasaydı, gerçek olmasaydı şöyle yapacaktık. Birincinin x1 top, kökler toplamı diyormuş bu sefer. x1 artı x2'sini bulacaktım. Eksi. B bölü A. B'si eksi 7. Eksi 7'yi yazdım. A'sı 1. Kökler toplamları 7 olacaktı. X3 artı X4. ikinci denklemin kökler toplamlarını bulacaktım. Eksi. B'si 5. A'sı 1. Ne oldu arkadaşlar burası da? Eksi 5 yaptı. İşte bize kökler toplamı deseydi. X1 artı X2 artı X3 artı X4'ü isteyecekti. İlkininki 7. ikincininki eksi 5 toplamları ikidir diyecektik. Ama gerçel diyorsa bu çözüm hatalı çözüm oluyor. Neden? Bizim köklerimiz gerçek mi gerçek değil mi bilmiyoruz ki daha. Hiç çarpanlarına ayrılmıyor denklemlerim. Hemen o zaman birinci denklemin deltasına bakıyorsun. Delta 1. B kare eksi 4 AC. B karesi eksi 7'nin karesinden 49 geldi. Eksi 4 A'sı 1. C 3. Bakın 12. 49'un 12'sini yolladım. 37. He, bunun kökleri gerçekmiş. O zaman X1 artı X2'sini buldum. 7. 7 var. Niye? Gerçek kök bunlar. Delta sıfırdan büyük çıktı. Hemen ikinci denkleme bakıyorum. Delta 2. B kare. B kare 5'in karesinden 25 geldi. Eksi 4. A'mız 1, C'miz 8. Bakın ee, buradan ne geldi? Eksi 32 geldi. 25 eksi 32 eksi 7. Ha, bunun delta sıfırdan küçük. O zaman buranın gerçek kökü yok. Buranın gerçek kökü olmadığı için bize gerçek köklerini topla diyor. Sadece burası cevabımı belirleyecek. Sorumun doğru cevabı D şıkkımız oldu. O zaman gerçek kök deyince bakacaksın benim delta sıfırdan büyük mü değil mi? Ama gerçek demiyorsa kökler toplamlarını bulursun. Oradan onun kökler toplamıyla onun kökler toplamını toplar, olayı bitirirsin. Var mı anlaşılmayan bir şey? Yok değil mi? Evet, 43. sorumuzun doğru cevabının E, 44. sorumuzun doğru cevabının D şıkkı olduğunu bulduk. Gel bakalım şimdi. Şimdi yine çok karşımıza gelecek soru kalıplarıdır bunlar. Hazır soru kalıpları. Böyle her yerde karşınıza gelecek. Diyor ki x1 ile x2 demiş denklemin kökleri. Gerçek veya değil. İlgilendirmiyor beni. 2x1 eksi -X2 x2'ye 18 vermiş. M nedir? Arkadaşlar biz ikinci dereceden denklem verildiğinde bulabildiğimiz şeyler x1 artı x2. X1 çarpı X2 değil mi? Bul bunları yani. Sana denkleme verince bul bunları. Niye bulmuyorsun? Hazır formülüm var. Hemen diyorum ki eksi. B dediğimiz burada ne? 3. Tamam. A dediğimiz ne? Eksi 1. Şimdi kökler toplamlarının 3 olduğunu buldum. Şimdi dikkat et. Soru bana köklerin farklarıyla ilgili bir bilgi vermiş. O zaman bu işime yaramayacak. Bulayım yine ama C bölü A. C dediğimiz M artı 12. A dediğimiz eksi 1. Burası neye eşit oldu? Eksi m eksi 12 eşit oldu. Eksiyi yukarı dağıttım. Tamam. Şimdi bana x1 artı x2'yi ben buldum. Neye eşit? 3'e eşit. Bu bilgiyi de bunun altına bir yaz bakalım. 2x1 eksi x2. Bak yok etme metoduyla kökünü bulacaksın. Ama bunun altına yazsaydım bir şey bulamayacaktım. O zaman yok etme metodu gelsin. Çat şunlar götürdü. 3 tane x1 yaptı bunları. Toplayınca eşittir 21. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman x1 dediğimiz 7. x1 yerine 7'yi yazdım. Sonucun 4 olabilmesi için x2 dediğimiz kök neye eşit oldu? Eksi 4 bak. 2 kökümü de buldum. Şimdi isteyen kök denklemi sağlardan emi bulsun. İsteyen kök çarpımından hangisi kolayına geliyorsa ben ikisini de yapayım. Şimdi kökümü ne buldum ben 7. O zaman bu 7 bu denklemi sağlayacak. 7'yi yazdım. 7'nin karesi 49. Başında eksi var. Eksi 49 oldu. 7'yi yazdım. 3 ile çarptım. Artı 21 yaptı. Artı m artı 12 eşitmiş sıfıra. Şimdi burası ne yapıyor bakın arkadaşlar. Eksi 28 yapıyor. 12 ile topladığım zaman eksi 16 karşıya salladım. Emin 16 olduğunu buldum işaretledim. Ama isteyen şöyle de yapabilir. Hocam ben bunların köklerini buldum. Benim kökler çarpımlarım şurası yani eksi 28 yapıyor. E bu eksi m eksi 12'ye de eşit. Al bu tarafa. Eksi 16 eşittir eksi m. Her iki tarafı eksiyle böldüğüm zaman m dediğimizin 16 olduğunu bulduk. Tamam mı? Bana böyle bir bilgi verdiğinde kökler toplamını altına yazarım, kökü bulurum, olayı bitiririm. Bu kadarcık basit işte. Hadi gel bakalım. 46. Şimdi 46. soruda yine denklemi vermiş. Bu sefer demiş ki benim x1 köküm x 2 kökünün karesinin 2 eksi 2 katına eşit. Ha yine çözerim. Kökler toplamını, kökler çarpımlarını bir bulayım. Hadi başlayalım. İlk denklemin kökler toplamlarını söyle bana. Hadi konuşarak benimle. x 1 artı x 2 eşittir eksi. b bölü a. b dediğimiz işaretiyle beraber bu bak. Eksi 4n eksi 2 bölü a dediğimiz 1. Eksileri artıya dönüştü. Kökler toplamları 4n eksi 2. Bir bilinmeyenli bir şey çıktı. İşime yaramayacak ilk aşamada. Hemen diyorum ki ben bunların kökler çarpımlarını da bulmayı biliyorum. X1 çarpı X2. C bölü A. C dediğimiz eksi 16. A dediğimiz bir kökler çarpımları eksi 16 oldu. Bak şimdi. Böyle bir bilgiyi de kökler çarpımıyla beraber kullanabiliriz. Şimdi X1 gördüğün yere bunu yaz. Bak X1 gördüm mü? Gördüm. Yerine... Eksi 2 x 2'nin karesi yazdım. Çarpı x 2 eşitmiş eksi 16'ya. Bakın eksiler artıya çevirdi. x 2'nin neyi yaptı burası? Küpü yaptı. O zaman 2 tane x 2'nin 3. kuvveti eşittir 16. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm zaman x 2'nin 3. kuvveti eşittir 8. Demek ki x 2 kökümüz kaçmış? 2'ymiş. Bitti. Sonra istersen x 2 yerine 2 yaz burada. 2'nin karesini aldım 4. 4 ile eksi 2'yi çarptım eksi 8. İkinci köküm de eksi 8 oldu. Yani x1 dediğimiz kök eksi 8. x2 dediğimiz kök 2. Şimdi iki şekilde yaptım değil mi? Kök bulduysan kök denklemi sağlar deyip çözüm yapabilirsin. 2'yi yazıyorum yerine. Bak 2'yi yerine yazdım. 2'nin karesi 4. 2'yi yerine yazdım ama önünde eksi var bakın. Yani şöyle eksi 2 gibi oldu. Eksi 2 içeri dağıttım. Eksi 8'en yaptı artı 4 yaptı. E 16 eşittir 0. 8'eni bu tarafa aldım. Ne geliyor? bakın buradan 4, 4, 8, 8 eksi 16'dan eksi 8 eşittir 8'en yaptı. Her iki tarafı 8'e böldüğümde en eşittir eksi 1. Ama kök toplamıyla da yapabilirsin. kök toplamı. Bak, ben kökleri topladığım zaman ne yapıyor? Eksi 6. O zaman bu kökler toplamı olan burası eksi 6'ya eşittir diyorum. atıyorum. 4n eşittir eksi 4. Her iki tarafı dörde böldüğünde n'in eksi bir olduğunda bulabilirsin. Yani istersen kök denklemi sağlar deyip yerine gömçür. İstersen kök toplamından soruyu çöz. Yani bu tarz sorularda kök toplamını bul, kök çarpımını bul. Ondan sonra verilen bilgiyle bir tanesini birleştir, olayı bitir. Kahvemizden bir yudum aldık. Oh bu kahvede niye acı olmuş böyle? Hadi gel bakalım. 47, 47, 47. Diyor ki A sıfırdan farklı. Denkleminin kökleri böyle verilmiş. Buna göre A kaçtır? Hadi bilgilerimizi bulalım. Önce kökler toplamlarını buluyorum. X1 artı X2. Öğrendin artık. Kendisi bulsun herkes. Eksi B bölü A. Eksi 12. A dediğim A zaten. Bak bilgi gelmedi. A'lı bir şey geldi. Hemen X1 çarpı X2'yi de bul. X1 çarpı X2 C bölü A. Yani 27 bölü A. Bu da A'ya bağlı. Bu da A'ya bağlı. Bak şimdi denklem nerede? Diyor ki birinci köküm ikinci kökümün üç katı. O zaman x1 gördüğüm yerlere 3x2 yazayım mı? Yazayım. Hadi bakalım bunun yerine 3 tane x2 yazdım. Artı bir tane daha x2 burada eşitmiş eksi 12 bölü a'ya. Ne geldi? 4 tane x2 eşittir eksi 12 bölü a. Bak şimdi x2'yi bulmak istiyorum. 4'e böldüm her iki tarafı. Şu 4 ile sadeleşti işte 3. Yani x2 dediğimiz eksi 3 bölü a eşit oldu. Hadi burada da yapalım. X1 gördüğüm yerlere ne yazıyorum? 3 tane x2 yazıyorum. Çarpı x2 eşittir. 27 bölü a oldu. Her iki tarafı 3'e böldüm şimdi. Bunu da 3'e böldüm. Bunu da 3'e böldüm. Burası 9. Ne geldi? X2'nin karesini alıyormuşum. Neye eşitmiş? 9 bölü a'ya eşitmiş. Bak x2 burada. O zaman x2'nin karesini aldım. Bunun karesini alıyor eksi 3'ün karesi 9. a'nın karesini alınca a kare eşitmiş 9 bölü a'ya. E bunların eşit olabilmeleri için yukarılar aynı aşağıdakiler eşit olmalı. Yani a kare eşittir a. Bakın a karenin a'ya eşit olduğu durum. Bunu bu tarafa alın eşittir 0. a parantezini aldım a eksi 1 eşittir 0. Yani a dediğim ya 0 oldu. A dediğim ya da bir. E sorunun başında A sıfırdan farklı diyorduk. O zaman A dediğimizi bir bulduk. 47. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Kök toplamını buldum. Kök çarpımını buldum. Bilgimi yerleştirdim. X 2'ler çıktı karşıma. Hop yerine yapıştırdım bitti. 48. Gelir böyle sorular gelir böyle sorular yakala. Tamam mı? Çünkü ki denklemenin kökleri 2 ve 3 ile orantılıdır diyor. Aha sana oran orantıyla birleşti. Ne demek bu? X1 dediğimiz kök 2 ile orantılıysa 2K. X2 kökümüz 3 ile orantılıysa 3K. Artık X1 gördüğüm yerlere 2K. X2 gördüğüm yerlere 3K yazayım. Ama bilgilerini bul. Ben ne biliyorum? X1 artı X2. Eksi B bölü A. Eksi Y koydum. B dediğimiz eksi M. A dediğimiz 1. Yani M yaptı. Kökler toplamlarımız M'ymiş. Hemen X1 çarpı X2'ye bakıyorum. C bölü A. C'miz kaç? 150. A'mız kaç? 1. 150 yaptı. Tamam. Şimdi x1 yerine 2k, x2 yerine 3k yaz bakalım. Gel. Bu 2k, bu 3k. Çarpım ne yaptı? 6 çarpı k'nın karesi eşittir 150. Her iki tarafı 6'ya böldüğüm zaman k kare eşittir 25 oldu. O zaman k kare 25 ise k dediğimiz ya 5, k dediğimiz ya da eksi 5 oldu. Yani K dediğimiz 5 ise köklerimiz 10'a 15 olur. K dediğimiz eksi 5 ise ne olur? Eksi 10'a eksi 15 olur. Kökler toplamları hangisi olabilir diyor. Kökler toplamlarım ya 25, kökler toplamlarım ya da nedir arkadaşlar? Eksi 25'tir. Hangisi olabilir diye sorduğu için 48. sorumuzun doğru cevabı da C şıkkımız oldu. Kök toplamı, kök çarpımı basit olaylar. Hemen denklemi verince bul. ...eşi bitir. 49! Gel 49. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir... ...diyor. Buna göre a kaçtır? Hmm. Ne yapacağız? Ya böyle bir şey karşına geldiğinde... ...payda eşitlemekten başka bir şey yok ki zaten. Eşitle payda. Hemen altında... 1 varmış gibi düşünüp karekök ...x2 ile çarptım burayı. Ne oldu... ...o zaman burası? Karekök içerisinde... ...x1 çarpı x2 oldum. Artı birimiz var. Bölü aşağıda da karekök ...x2 var... Eşitmiş 6'ya. Bitti. Ben şimdi x1 çarpı x2'yi bulabilir miyim? Bulurum. c bölü a. c'miz 25. a dediğimiz 1. 25'e eşit oldu. O zaman yaz hemen yerine. Hop 25. 25 kare kökten 5 diye çıktı. 5'te 1'i topladım 6. 6'yı karekök x2'ye bölmüşüz. Sonuç 6 olmuş. E, o zaman aşağıdaki 1 eşit olmalı. Karekök x2 eşittir 1 ise her iki tarafın karesini alınca x2 dediğimiz 1 oldu. E, x2'miz 1 ise kökler çarpımları 25'ti. x1 dediğimizde 25 oldu. A kaçtır diyor. Kök denklemi sağlarla bitir bak. Veya kökler toplamıyla yap. Hiç fark etmez. Kök denklemi sağlarla yapıyorum. 1'i yazdım, 1'i yazdım. Buradan 1, Buradan eksi a, buradan 25 eşittir 0. Attım karşıya a dediğimiz 26 oldu. Veya kökler toplamıyla da yatıp yiyeyim hadi. x1 artı x2 dediğimiz eksi b bölü a'ydı değil mi? Eksi b, eksiyi koydum. b dediğimiz eksi a'ya eşit. Eksi a bölü 1. Yani kökler toplamlarımız direkt a'yı verecekmiş. benim bir köküm neydi? 25. Bir köküm birdi. E toplamları 26 yaptı. A dediğimizin 26 olduğunu bulduk. Şurada yanlış çözmüşüm. Attık karşıya. A 26 burası. Hop. 49. sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız oldu. Tamam mı? Ha, i̇şte böyle. Hadi bakalım 50. sorumuz. Zor değil. Zor değil. Zor değil. Sadece ne yapacağını bil. X1 ve X2 sıfırdan farklı reel sayılardır. Denkleminin kökleri X1 ve X2'dir. X1 artı X2 toplamı kaçtır diye soruyor. Yine bulabildiğin şeyleri bul. Şimdi burada yalnız A nedir? Bak buradaki A dediğimiz X karenin katsayısı olan 1'dir. B dediğimize dikkat et. X'in katsayısında şurası yazıyor bak. B burası. C dediğimiz buradaki sabitin tamamı. Hmm, A'yı, B'yi, C'yi buldum. Hemen o zaman X1 artı X2'nin bana neye eşit olduğunu söyle. Bak sakın şöyle yazma ha. Hocam kökler toplamlarım benim eksi b bölü a'dır. Eksi b dediğimiz x1 artı 7'dir. A da 1. Böyle yazarsan soruyu çözemezsin. Neyi bulduğunu da yaz. Neyi buldum ben? X1 artı x2'yi buldum. İşte buradan bir denklem gelecek. Hadi ne oldu şimdi bak incele. X1 artı x2 yazıyor burada. Şimdi şu eksiği içeri dağıttım. Ne oldu? Eksi x1 eksi 7 oldu. Bak x1 ile x2 arasında bir bağıntı çıktı. Aldım bunu bu tarafa. 2 tane x1'e x2'yi eklince eksi 7'ymiş. Bitti mi? Bitmedi. Bir şey daha bulabiliyorum ben. Ne bulabiliyorum? Kökler çarpımları. Bul hemen. x1 çarpı x2. Eşittir. C bölü A. Bak C bölü A. Ne yazıyor burada? Eksi 5 x2 yazıyor. Şimdi x2'ler sadeleşiyor sıfırdan farklı dediği için x1 laps diye karşımda. x1 kökümüz kaçmış? Eksi 5'miş. Bak burada x1 yerine eksi 5 yazınca burası eksi 10 yaptı. Eksi 10 karşıya artı olarak geçti. x2 eşittir 3 yaptı. Tamam. x1 ile x2'nin toplamını istiyor. Topla. Eksi 2 cevabına ulaştım. 50. sorumun doğru cevabı da B şıkkım. B şıkkım. B şıkkım. Tamam mı? Hadi bakalım durma 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 hayallerimiz için mücadele ediyoruz bak. Böyle seni düşüren bir sürü şey oluyor biliyorum motivasyonunda düşüyor bazen ders çalışma isteğinde gidiyor bazen işte oradan bir şeyler oradan bir şeyler beynini dolduracak bir sürü şey var biliyorum ama yani bu işin sonunda mutluluk var yani o günleri düşün ya o günleri düşün ben de çok düşe kalka geldim hep anlattığım hikayelerimi duymuşsunuzdur ben liseyi bitirdim yıl üniversite sınavına bile girmedim okumak diye bir derdim yoktu ama sonradan öyle şeyler çıktı karşıma öyle şeyler çıktı ki dedim ki ya kardeşim ben bu şekilde bir hayat yaşamak istemiyorum. Ben kimse bana müdahale etmeden yaşayabilecek bir hayat istiyorum dedim ve o günden itibaren kimse hayatıma müdahale edemedi. Hadi sen de böyle bir hayat için mücadele edeceksin. Yürü bakalım. 51. sorumuza geldik. Nerede? 50 58. soruya kadar devam. Bol bol soru çözüyoruz. Gel. Denkleminin kökleri ardışık pozitif tam sayılardır demiş. Ha, bilgiye bak. Köklerimiz ardışık pozitif tam sayılarmış. Buna göre M kaçtır? Yani X1 kökü A ise A demeyelim. Başka bir şey diyelim buna. N ise X1 kökümüz N ise X2 kökümüz N. N artı birmiş ardışıkmış. Bir kök bir kökten bir büyükmüş. Bitti soru. Hemen kökler toplamlarını bulalım şimdi. X1 artı X2. Eksi B bölü A diyorum. Eksiyi koydum. B dediğimiz X'in katsayısı olan M artı 2. A dediğimizin bir olduğunu gördük. Yani burası eksi M. Eksiyi dağıtıyorum içeri. Dikkat eksi 2. Şimdi buradan tam bir bilgi gelmedi. Hemen kökler çarpımlarına bakıyorum. X1 çarpı X2 diyorum. C bölü A. C'miz 2, A'mız 1, 2. Bak şimdi. Bizim köklerimiz ardışık mıydı? 1'ine n, 1'ine n artı 1 dedim ya. Yani n ile n artı 1'in çarpımı 2'ymiş. O zaman dağıt içeri. Direkt de görebilirsiniz de sıkıntı yok. n kare artı n eşittir 2. Iki. 2'yi bu tarafa al. Ne geldi? n kare n artı n eksi 2 eşittir 0. Çöz burayı şimdi. n ile n'in çarpımı. Artı 2 ile Eksi 1'in çarpımı ne oldu burası? n artı 2 çarpı n eksi 1 oldu. O zaman n dediğimiz ya eksi 2, n dediğimiz ya da 1. Bak n 1 olursa bu kök 1, bu kök 2 olur. n eksi 2 olursa bu kök eksi 2, bu kök eksi 1 olur bir fazlası. Ama pozitif tam sayılar dediği için bu durumlar öldü. Yani benim köklerimden biri 1, bir, bir tanesi de 2'ymiş. Kök denklemi sağlarla da yapabilirsin. Kökler toplamıyla da yapabilirsin. Bakın kökleri buldum ben. 1'i 1, 1'i 2. Toplamları kaç yapıyor? 3. Üç. Hop 3'ü eşitledim buraya. Aldım. Eksi m eşittir 5 yaptı. M dediğimiz eşittir eksi 5. Ama dediğim gibi kök denklemi sağlarla da yaparsın. Alırsın 1'i yazarsın yerine. 1'i biri yazdım 1'in karesi 1. 1 ile çarpınca burası m artı 2 yaptı zaten yine. Artı 2'miz var. 2, 4, 5. 5'i karşıya salladım. m eşittir. Eksi 5 karşıma geldi. Bakın bütün sorularda aynı şeyi yapıyorum. Kök toplamı buluyorum. Kök çarpımı buluyorum. Gerisi ikinci denklemle alakalı bir kısım değil. Gerisi tamamen denklem çözme. Denklemi çöz olayı bitir. Gel bakalım 52, 52, 52. Bakalım ne diyor. Şimdi denklemenin kökleri x1 ve x2'ymiş. Böyle bir şey vermiş bize m kaçtır. Arkadaşlar defalarca ne dedim size? Kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlar. Unutma. Şimdi denklemin kökü x1. Bak, şuraya iyi bak. iyi bak. Denkleme de iyi bak. Görüyor musun? Şimdi x1 kökünü yerine yazdığınız zaman şöyle bir şey olur mu? x1'in karesi artı 5x1 artı 5m eksi 3 dediğimiz sıfıra eşit midir? Bak kök denklemi sağlar deyip x yerlerine x1 yazdım. Ve bilgim çıktı. Şimdi bak buranın içerisinde bu var. Gördünüz mü? Burayı şöyle yazayım mı? X1'in karesi artı 5X1 artı X1 artı X2 diye erim. bulmaca gibi soru yapmış bak. Şu 6X1'i 5X1 ve X1 diye ayırdım. Niye? Çünkü buranın neye eşit olduğunu biliyorum ben. At karşıya. X1'in karesi ile 5X1'in toplamı eşittir. Eksi 5M. Beşen artı 3'e. Ha, o zaman şunun yerine eksi 5m artı 3 yazdım. Peki burası ne? Hocam burası da x1 artı x2. x1 artı x2 de kökler toplamı. Yapıştır yerine hemen. Eksi b bölü a. Eksiyi koydum. B dediğimiz 5. A dediğimiz 1. O zaman burası da eksi 5'miş. Hop bunun yerine de eksi 5'ini yazdım. Eşitmiş 16'ya. Burası ne yaptı arkadaşlar? Eksi 2. Eksi 2 karşıya nasıl geçti? Artı 2 olarak nerede hata yaptım? Nerede hata yaptım? Tamam burası 5M-3'tü. Eksi 5M. Eksi Artı 3 oldu burası. Kökler toplamları dediğimizde. Eksi 5'e eşit oldu. Bunu da yazdım yerine. Tamam. Burası eksi 2 yaptı. Eksi 2 yaptı. Ya şurayı yanlış yazmışım ya. 16 nereden gelmiş? Şurası neye eşit? 13'e eşit. Şurayı da sil. 13. Şu eksi 2 karşı artı 2 olarak geçti. Eksi 5m eşittir 15 yaptı. Her iki tarafı eksi 5'e böldüğüm zaman, m'in eksi 3 olduğunu buldum. 52. Sorumuzun doğru cevabı A şıkkımız. Bu kadar. Kök denklemi sağlardan bilgimi aldım. Burayı parçalayıp yerine yazdım. İşim bitti. 53. Denkleminin kökleri bunlardır demiş. B kaçtır? E, denklemin kökleri bunlarsa, bu x 1. Bu x2. Kök toplamını bul hadi. x1 artı x2. Şimdi x1 dediğimiz a kare artı 4'tü. x2 dediğimiz de 3a. Yani bunların toplamı eksi b bölü a'ya eşit. Bak eksi b bölü a yaptığım zaman eksi a yapıyor değil mi? Yani bunu buna böldüm başına eksi koyup. E, bunlar eşitse bunu bu tarafa topladım. A kare şu buraya artı olarak geldi. Artı 4a artı 4. Bunu karşıya alınca bu tarafta ne kaldı? 0. E burası 0 olacakmış. E burası çarpandan ayrılabilen bir denklem. A artı 2'nin karesi eşitmiş 0'a. O zaman A dediğimiz mecbur neye eşit? Eksi 2. Bitti. Hadi şimdi kök çarpımlarına gelelim. Ya da A dediğimiz eksi 2 ise eksi 2'nin karesini aldım 4. 4 ile 4'ü topladım 8. Birinci kökü buldum. Eksi 2'yi yerine yazdığım zaman ikinci köküm ne oldu arkadaşlar? Eksi 6 bitti. Hadi kök çarpımlarıyla işi bitirelim şimdi. X1 çarpı X2. Neydi? C bölü A. C buranın tamamı. Eksi B artı 2 bölü 1. e ben köklerimi buldum şunlar. Çarptığım zaman ne yaptı? Eksi 48. Kök çarpımı çünkü bunlar. Eksi B artı 2 eşittir. Eksi 48. Bunu bu tarafa attığım zaman eksi B dediğimiz eksi 50 oldu. B dediğimiz demek ki 50'ymiş. Hop 53. sorumuzun doğru cevabı da D şıkkımız oldu. Tamam mı? Anladın değil mi konuyu? Mantığı yerli yerine cıkkara 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 oturdu. Hadi bakalım 54 gelsin o zaman. Denkleminin diskriminantı kaçtır diyor. Bu ne ya? Denkleminin diskriminantı kaçtır? Delta'yı soruyor. Delta'yı nasıl buluyordum ben? Delta eşittir. B kare eksi 4 A C. Şimdi burada A dediğim şu 4. B dediğim X'in kat sayısı C dediğim burası arkadaşlar. X1, X2 sonuçta bizim köklerimizdir. Sabit sayılardır. Hadi bitirelim şimdi. B kare. Eksi 5'in karesinden 25 geldi. Eksi 4. A dediğimizin ne olduğunu biliyoruz. 4. Çarpı C. C dediğimizde 2 X1'in karesi artı 2x2'nin karesi. Bunu soruyor soru bize. Hadi başlayalım. Buradan 25 var. Eksi. Şimdi şuraya baktığım zaman ne geliyor arkadaşlar? Ee, 16 geliyor. Çarpı. Bunları da iki parantezin alalım. Şurası 32 yapsın. X1'in karesi artı X2'nin karesi. Yani bunu bulabilmem için benim X1'in karesiyle X2'nin karesinin toplamını bulmam lazım. Bulurum. Nasıl bulacağım? Hocam X1 artı X2'yi biliyorum ben. Eksi B bölü A ile bunu bulalım hadi. Eksi B bölü A'yı yaptığım zaman ne geldi? Eksiyi koydum. Bakın B dediğimiz eksi 5. A dediğimiz 4. Hop ne geldi arkadaşlar bakın. 5 bölü 4 geldi. Şimdi o zaman her iki tarafın karesini alacağım şimdi. X1 artı X2 eşittir 5 bölü 4. Şimdi bunu bulabilmem için her iki tarafın parantez karesini alıyorum. Aldım karesini aldım karesini. Birincinin karesi X1 kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı bu geldi. Artı ikincinin karesi x 2'nin karesi eşittir. 25 bölü 16 oldu. Tamam. Şimdi bakıyorum ne var? Bana ne lazım bakıyorum. Şimdi şurada kökler çarpımlarını da bulun arkadaşlar. X1 çarpı X2'yi de bulalım. C bölü A bak. C dediğim buranın tamamı. Nedir? 2X1'in karesi artı 2X2'nin karesi bölü A dediğimiz 4. Bunu da buldum. Şimdi o zaman bak. x 1 çarpı x 2'yi biliyor muyum? Ben biliyorum. burada bak. x 1 çarpı x 2 buna eşit. Bunun yerine de bunu yazacağım şimdi. Şimdi burada x 1'in karesi artı x 2'nin karesi var. Bunu bir yazalım. x 1 kare artı x 2 kare artı 2 çarpı. Şimdi x 1 çarpı x 2 yerine şunu yazıyorum. Ne oldu? 2 parantezine alarak yazalım burayı da x 1'in karesi artı x 2'nin karesi bölü 4'ümüz var. Tamam mı? Eşitmiş burası 25/16'ya. Bak şimdi. Şu 2 ile şu 2'nin çarpımı 4 dört yapıyor. 4'ler sadeleşti. x1'in karesi x2'nin karesi 1x1'in karesi x2'nin karesi daha geldi. Yani 2 tane x1'in karesi ile 2 tane x2'nin karesinin toplamının 25/16 olduğunu bulduk. Tamam. Bakın burada direkt şurada yazın isterseniz. Şuranın cevabının 25 bölü 16 olduğunu buldum. 4'te 4 4'te 4'ün çarpımı 16 yaptı. 16'lar götürdü. 25 eksi 25 kaldı. Sıfır cevap. Bitti. Tamam mı? Sadece soruda işlem kalabalığı var. Delta'yı buldum. Kök toplamını buldum. Kök çarpımını buldum. Verileri güzelce birleştirdim. Haydi bakalım. Şimdi geldik arkadaşlar. Simetrik kök. Simetrik kök. Simetrik. Simetrikten ne anlıyoruz? Biz mesela en çok simetriyi matematikte sıfıra göre simetride kullanırız. Şimdi sıfıra göre simetrik iki sayı söyleyin bana. Eksi iki ile artı iki. Başka? Beş ile eksi beş. İşte onla eksi on. İşte simetrik kökü anlattım size şu anda. Neymiş simetrik kök? Sıfıra göre simetrik iki kök. Yani birbirlerinin zıt işaretlisi olan iki kök. Bir beşse Diğeri eksi 5. Nereye göre simetrik? Sıfıra göre simetrik. Hadi o zaman simetrik kök neymiş bir bakalım. Şimdi diyor ki bize A sıfırdan farklı olmak üzere gerçel sayılı denklemin simetrik iki gerçek kökünün olabilmesi için A ile C'nin çarpımının sıfırdan küçük ve B sıfır olmalı. Şimdi ne demek istediğini bir anlatayım sana. Şimdi bizim mesela x kare eksi x eksi 2 eşittir sıfır denkleminin iki farklı kökü vardı. Çarpanlarına ayırıyorduk burayı. x eksi 2 ile x artı 1'in çarpımı eşittir 0. Bakın köklerinin bir tanesi 2 olurken bir tanesi eksi 1 oldu. Bunlar sıfıra göre simetrik falan değildir. Sıfıra göre simetrik olanlar şunlardır bakın. x kare eksi 9 eşittir 0. At karşıya x kare eşittir 9 köklerimizden biri 3 iken diğeri eksi 3. Bak nereye göre simetrikler? Buraya eksi 3 ve Şimdi bak simetrik kök varsa köklerimizden biri a iken biri eksi a bunların toplamları ne yapacak? Sıfır. Yani simetrik kök denildiğinde kök toplamlarımız x1 artı x2'miz eksi b bölü a'mız nedir? Mutlaka sıfır. Bunun sıfır olabilmesi için b sıfır olmalı. Yani denklemde şuradaki b'nin x'li terimin olmaması lazım. Ama yetmez. Niye yetmez? Bakın b olmayan bir denklem yazayım size. x kare artı 25 eşittir 0. Bu denklemin gerçek kökü yoktur. Bakın. x kare eşittir eksi 25. Şimdi karmaşık sayılarda eksi 5'i artı 5'i edeceğiz ama o simetrik kök durumuna girmeyecek. Gerçek kök olabilmesi için bizim şöyle bir şey olması lazım. x kare eksi 9 gibi x kare artı 25 gibi olursa gerçek kökü olmadığı için simetrik kök yoktur. Hocam nasıl olacak peki? Ne olacak biliyor musun? Bakın şu da olur. Mesela eksi x kare artı 25 eşittir 0 olur. Atarım bu tarafa. x kare eşittir 25 olur. Köklerden biri eksi 5, biri 5 olur. İşte şartım şu. Buradaki A ile C zıt işaretli olacak. Bunun işareti eksi ise bunun işareti artı. Bunun işareti artı ise bunun işareti eksi olacak. Niye? Karşı tarafa attığınız zaman bir şeyin karesi pozitif bir sayıya eşit olmalı. Anladınız mı? O zaman simetrik kök olabilmesi için B eşittir sıfır olmalı. Yani X'i terimin olmaması lazım. Ve A ile C'nin zıt işaretli olması lazım. A ile C'nin çarpımları yani negatif olmalı. Bu artıysa bu eksi. Bu eksi ise bu artı olmalı unutma. Mantığı şu bak. A ile C aynı işaretli olursa ikisi de aynı işaretli olursa x kare negatif bir sayı eşit olur olmaz. Ama A eksi iken bu artıysa böyle olur. Veya A'nın işareti artı iken C'nin işareti eksi ise yine simetrik köküm olur. Tüm mantığını anlattım. Hadi gel. X kare eşittir 4, şey, x kare eksi 4 eşittir 0 denkleminin kökleri 2 ve eksi 2'dir ve simetriktir bunlar. X kare artı 9 denklemin ise gerçek kökü yoktur. O yüzden simetrikten falan bahsedemiyoruz. Gel bakalım. Denkleminin simetrik iki gerçek kökü vardır. Unuttuğunda şöyle düşün. İki tane simetrik sayı seç. 1'e eksi 3, 1 e artı 3. E ee, bunların toplamları nedir? Sıfır. O zaman simetrik kök varsa eksi b bölü a dediğimiz eşittir 0 olacak. Bunun sıfır olması da x'in katsayısının sıfır olmasıyla geçiyor. Yani eksi M kare eksi 16 tamam mı? Eksi B bölü A. A'mız da M eşittir sıfır olmalı. Burası 0 olacaksa bu 0 olacak işte. M kare eşittir 16 olmalı. M dediğimiz ya 4 M dediğimiz ya da eksi 4 olacak. Hocam hangisi olacak? Yazıp bakacağız. M yerine 4 yaz şimdi. Ne oldu? 4 x kare. Burası zaten sıfırladı. Artı 9 eşittir 0. Bak bu denklemin simetrik kökü var mı bir bak. At karşıya. 4x kare eşittir eksi 9. Her iki tarafı 4'e böl. x kare eşittir eksi 9 bölü 4. Bakın bir sayının karesi negatif sayı olamayacağı için burada yok. Ama eksi 4 yaz. Bak yazdım eksi 4'ü. Eksi 4x kare artı 9 eşittir 0. Aldım bu tarafa. 9 eşittir 4x kare. Her iki tarafı 4'e böldüm. x kare eşittir 9 bölü 4. x dediğimiz köklerimiz artı eksi 3 bölü 2 oldu. Veya direkt şöyle de diyebilirdim. C Bölü a. Yani kökler çarpımlarımız x1 çarpı x2 ne olmalı dedik? Zıt işaretli eksi olmalı. O zaman 9 bölü m işareti eksi olmalı. m 4 olursa eksi olmayacağı için m dediğimiz eksi 4'e eşit. Tamam mı? Tekrar üstünden geçiyorum. Simetrik kök olmasının ilk şartı x'in katsayısının sayısının 0 olması. m ya 4 ya eksi 4. da bu nasıl işaretli olacaktı? Zıt işaretli. Bunun işareti artıysa bunun işareti eksi olacağı için M'ye eksi 4 dedim. Daha hızlıca bir çözüm yaptık. Gel bakalım. 56. Denkleminin kökleri bunlardır diyor. X1 ile X2'nin çarpımı. Bu ne demek? Bir söyle bana. X1 eşittir eksi X2. Ne demek? Ne demek? Zıt işaretli işte bak. Bu eksi 3 ise bu 3 oluyor. Simetrik kök demek. Kökler toplamlarımız yani x1 artı x2'miz neye eşit olmalı? Sıfıra. Yalnız bu soruda kurnaz ol bak. X'li burada. Düzenli denklemi. X kare. X parantezine aldığınız zaman burayı m eksi 3 x yapıyor. Eksi 12 m eşittir sıfır. İşte simetrik kök olabilmesi için buranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olabilmesi için m kaç? 3. m yerine 3 yazdım. X kare 3 yazdım. Eksi 36 eşittir sıfır. Attım karşıya x kare eşittir 36. O zaman köklerimizden biri eksi 6, köklerimizden biri 6, çarpımları eksi 36 eşit oldu. 56. sorumuzun doğru cevabı Değişik efendim. Tamam, hadi gel bakalım. Şimdi biraz daha farklılaşıyoruz. Şimdi bir denklemin kökleriyle diğer denklemin kökleriyle ilgili bir kıyaslar var, bir şeyler var onlara bakacağız. Önemli soru kalıpları çok dikkat. Yıldızımı koydum denkleminin köklerinin yarısı bu denkleminin kökleridir diyor. Arkadaşlar bu denklemde kök toplumu kök çarpımıyla ile ilgili işlere bakacağım. Şimdi diyor ki bu denklemin köklerinin yarısı bu denklemin kökleridir diyor. O zaman bu denklemin kökleri x1 ve x2 ise bu denklemin kökleri 2x1 ile 2x2'ymiş. Bak ne diyor? Bunların yarısı bu. O zaman yarısı bu olacaksa küsürlerle uğraşmamak için ne yaptım? Bunun köklerini x1 ve x2 dedim. Bununkiler 2x1, 2x2. Gerisi kök toplamı, kök çarpımı. Hadi bu denklemin, ilk denklemin kökler toplamı ne eşit söyle bana. 2x1 birinci kökü. 2x2 ikinci kökü. Eksi b bölü a'yı yaptım bak. Eksi b dediğimiz eksi m. A'mız 1. Yani burası m'ye eşitmiş. Hadi bu denklemin kökler toplamları. Kökleri bunlar. Topladım bunları. X1 artı X2. Buna eksi B bölü A yapıyorum şimdi. Eksi B dediğimiz eksi. Bak önündeki eksiyle beraber neye çevirecek şunu? Bak eksiyi koydum. Bir eksi de onun önünde var. A'sı yine bir. Eksiler artıya dönüştü. Bak şimdi. Burada X1 artı X2 var. Burada 2X1 artı X2 var. Demek ki şunun iki katı buna eşit. O zaman M eşittir diyorum. Yani şu eşittir. Bunun iki katına. İki katı M artı 1'in bitti soru. Bu kadar basit. O zaman M eşittir. 2M artı 2 yaptı. Onu oraya onu oraya aldığımız zaman M dediğimiz eksi 2'ye eşit oldu. 57. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Hadi bir tane daha farklısı. Bir tane daha farklısı diyor ki denkleminin kökleri bu denkleminin köklerinin iki katının bir fazlası. Hemen de ki bunun kökleri x1 ile x2. Yukarıdakinin kökleri bunun köklerinin iki katının bir fazlasıymış. Yani 2x1 artı 1'miş. Bu kökü de bunun kökü de 2x2 artı 1 bitti. Yine kökler toplamı kökler çarpımları. Hadi bunların kökler toplamları eşittir. Eksi b bölü a. Eksi başında var bir eksi de burada var a. Tamam mı? Eksi b bölü a sağ a oldu. Bunların kökler toplamlarına bakıyorum. Eksi b bölü a. Eksi eksi 2 bölü 1 yaptı. 2 bitti. Bak şimdi. Yukarıdaki denklemin içerisinde x1 artı x2 var mı? Var. x1 artı x2 ne eşit? Benim 2'ye. Hadi şunları iki parantezin alalım. İki parantezinde x1 artı x2 var. Bir de 1 ile 1'i topladım. 2. Bunların toplamı a eşitmiş. E ben x1 artı x2'nin 2 olduğunu biliyorum. 2 ile 2'yi çarptım 4. 4 ile 2'yi topladım 6. A dediğimizin 6 olduğunu bulduk. Bu kadar. Tamam mı? Evet arkadaşlar. Şimdi İkinci dereceden denklemlerin kök katsayı ilişkileriyle ilgili karşına gelebilecek her şeyi verdim sana. Şimdi bir sonraki dersimizde ortak köklü denklemlerimiz var. O denklemlerin kökleriyle ilgili karşına gelebilecek tüm durumları vereceğim. Ama o video çok kısacık bir video olacak. Çok kısacık bir video olacak. Onu anlatacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane falan soru çözeceğiz. Ondan sonra 6. dersimize doğru koşar ilerleyeceğiz. Söylediklerimi unutma. Bu iş... Azim işi, bu iş gönül verme işi, hayatını değiştirme işi bu iş. Hayatını değiştirme. Hadi bakalım, güzel çalışın, sıkı çalışın, emek vermeye, alın teri dökmeye, ipi uzatmaya devam. Görüşürüz bakayım. <laughs>